Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli ve çok güzel bir brownie tarifim var. 3 adet yumurtayı kabımıza alıp üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave edip köpürüp iki katı olana kadar mikserle çırpıyoruz. Yumurta ve şekerimiz köpürdü. İçerisine yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı sütü ilave edip iyice karıştırıyoruz. Mikseri çıkartıp içerisine 1 paket kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 2 su bardağı unu azar azar ilave edip iyice karıştıracağız. Bu aşamada isterseniz çırpma teli kullanabilirsiniz. Ama ben mikserle yaptım. Brownie'mizin hamuru hazır. İçerisine 1 fincan fındık ve 1 fincan damla çikolata ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Brownie'mize güzel bir tat verecektir. Fındık ve damla çikolata sayesinde çok daha güzel olacaktır. Orta boy fırın tepsimizi yağladım. Ve içerisine brownie harcımızı döküyorum. Güzelce yayıyoruz. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 20 ila 25 dakika arası pişmesi yeterli. Kontrol edersiniz, piştiğinde çıkarırsınız. Sosu için tenceremize 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı toz şeker ve 1 yemek kaşığı kakaomuzu alıp iyice karıştırıyoruz. Kakaomuz iyice eridikten sonra ocağın üzerine alıp 1 kaşım kaynatıyoruz. Sosumuz yavaş yavaş fokurdamaya başlıyor. İyice fokurdadığında ocaktan alıp bir kenara bırakacağız. Evet, gördüğünüz gibi ocaktan alıp bir kenara bırakalım. Bu arada brownie kekimiz pişti. Ben böyle dilimlere ayırıyorum sosunu daha iyi çekmesi için. Dilerseniz kürdan ile de delikler yapabilirsiniz sosunu çok daha iyi çekmesi için. İstediğiniz büyüklükte kesiyorsunuz ve sosunu üzerine gezdiriyoruz. Bu arada sosumuz soğudu ve kekimiz, brownie kekimiz sıcak. Fırından alır almaz hemen sıcak sıcak dilimlere ayırıp sosumuzu üzerine döküyoruz. Böylelikle çok daha iyi çekmiş olacak. Sosu döktükten sonra biraz sosu çekmesi için bir kenara alıyoruz. Brownie'min sosunu çektikten sonra süslüyoruz. Süsleme için ben önceden hazırlamış olduğum yalancı Antep fıstığım vardı. Onu kullanacağım. Böyle her bir dilimin üzerine birer kaşık yalancı Antep fıstığı döküyorum. Üzerine de çilek dilimleri bırakacağım. Çileklerimi tüm olarak bıraktım ama zemin düz olmadığı için düşüyordu, düz durmuyordu. Ben de ortadan ikiye ayırdım ve öyle bıraktım. Çok daha sabit ve düz duruyor. Ortadan ikiye ayırıp bırakırsınız çileklerinizi. Kahvenin, yeşilin ve kırmızının mükemmel bir renk uyumu. Görüntüsü gerçekten çok güzel. Lezzeti görüntüsünden de güzel. Garanti veriyorum, mutlaka denemeniz gerekiyor. Yapınca zaten kendiniz fark edeceksiniz lezzetini. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli ve çok güzel bir brownie tarifim var. 3 adet yumurtayı kabımıza alıp üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave edip köpürüp iki katı olana kadar mikserle çırpıyoruz. Yumurta ve şekerimiz köpürdü. İçerisine yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı sütü ilave edip iyice karıştırıyoruz.
Mikseri çıkartıp içerisine bir paket kakao, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve 2 su bardağı unu azar azar ilave edip iyice karıştıracağız. Bu aşamada isterseniz çırpma teli kullanabilirsiniz. Ama ben mikserle yaptım. Brownie'mizin hamuru hazır. İçerisine bir fincan fındık ve bir fincan damla çikolata ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Brownie'mize güzel bir tat verecektir. Fındık ve damla çikolata sayesinde çok daha güzel olacaktır. Orta boy fırın tepsimizi yağladım ve içerisine brownie harcımızı döküyorum. Güzelce yayıyoruz. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 20 ila 25 dakika arası pişmesi yeterli. Kontrol edersiniz, piştiğinde çıkarırsınız. Sosu için tenceremize bir su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı toz şeker ve bir yemek kaşığı kakaomuzu alıp iyice karıştırıyoruz. Kakaomuz iyice eridikten sonra ocağın üzerine alıp bir kaşım kaynatıyoruz. Sosumuz yavaş yavaş fokurdamaya başlıyor. İyice fokurdadığında ocaktan alıp bir kenara bırakacağız. Evet, gördüğünüz gibi ocaktan alıp bir kenara bırakalım. Bu arada brownie kekimiz pişti. Ben böyle dilimlere ayırıyorum sosunu daha iyi çekmesi için. Dilerseniz kürdan ile de delikler yapabilirsiniz sosunu çok daha iyi çekmesi için. İstediğiniz büyüklükte kesiyorsunuz ve sosunu üzerine gezdiriyoruz. Bu arada sosumuz soğudu ve kekimiz, brownie kekimiz sıcak. Fırından alır almaz hemen sıcak sıcak dilimlere ayırıp sosumuzu üzerine döküyoruz. Böylelikle çok daha iyi çekmiş olacak. Sosu döktükten sonra biraz sosu çekmesi için bir kenara alıyoruz. Sosunu çektikten sonra süslüyoruz. Süsleme için ben önceden hazırlamış olduğum yalancı Antep fıstığım vardı. Onu kullanacağım. Böyle her bir dilimin üzerine birer kaşık yalancı Antep fıstığı döküyorum. Üzerine de çilek dilimleri bırakacağım. Çileklerimi tüm olarak bıraktım ama zemin düz olmadığı için düşüyordu, düz durmuyordu. Ben de ortadan ikiye ayırdım ve öyle bıraktım. Çok daha sabit ve düz duruyor. Ortadan ikiye ayırıp bırakırsınız çileklerinizi. Kahvenin, yeşilin ve kırmızının mükemmel bir renk uyumu, görüntüsü gerçekten çok güzel. Lezzeti görüntüsünden de güzel. Garanti veriyorum, mutlaka denemeniz gerekiyor. Yapınca zaten kendiniz fark edeceksiniz lezzetini. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli ve çok güzel bir brownie tarifim var. 3 adet yumurtayı kabımıza alıp üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave edip köpürüp iki katı olana kadar mikserle çırpıyoruz. Yumurta ve şekerimiz köpürdü. İçerisine yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı sütü ilave edip iyice karıştırıyoruz. Mikseri çıkartıp içerisine bir paket kakao, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve 2 su bardağı unu azar azar ilave edip iyice karıştıracağız. Bu aşamada isterseniz çırpma teli kullanabilirsiniz. Ama ben mikserle yaptım. Brownie'mizin hamuru hazır.
içerisine